Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İlhim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda yeni çıkacak olan süvariyi inceleyeceğiz. Çünkü yeni çıkacak süvari hakkında birçok şey görmeye başladım. Hani hayal kırıklığı mı değil mi vesaire. Ben ilk baktığımda bir hayal kırıklığı görmedim. Hatta iyi bir komutan olarak düşündüm. Ama şimdi bu video içerisinde sizlerle beyin fırtınası yaparak aynı anda ben de iyi olup olmadığına karar vereceğim. Ama... Bence milletin böyle başlık at, kadar hani kötü bir komutan olarak betimsemesi kadar e, kötü olduğunu düşünmüyorum ben komutanım. Yani yeni çıkan bir süvari komutanının herhangi yeni çıkan bir komutanın eski komutanlara nazaran illaki bir farkı olacaktır. Bakalım farkı ne olacak mekanik olarak, game changing olarak neler yapabiliyor olacak. Hep beraber bir bakalım becerileri de. İngilizceden Türkçe'ye ben kendim çeviriyor olacağım arkadaşlar. Maalesef İngilizce görüntüler var şu an elimizde sadece. Büyük ihtimal bir hafta sonra, iki hafta sonra Türkçeleri de gelmiş olur. Evet arkadaşlar şu an en hızlı bulabileceğim Belisarius görüntüsü Facebook'taydı. Biraz büyük bir görüntü biraz çirkin gözüküyor ama şöyle yaptığımızda herhalde biraz el avuca sığabilecek bir görüntü gibi. Şimdi ilk becerisinden başladığımızda arkadaşlar daha doğrusu ilk Belisarius'un kendisinden başlayalım. Belisarius süvari çok gönüllük ve mobilite olarak geliyor. Mobilite olduğu için Zaten birinci komutan olarak kullanılmayacağı apacık ortada. Sadece süvari ağacı hiçbir şey yapamaz bu komutan. Yani bir komutanın arkasında kullanacak. Bu Juan olabilir, Neske olabilir, Ho olabilir, Jiang olabilir şu anda. Tabi bu seçeneklerinize göre sizde olan komutanlara göre değişir. Ben süvari bir main olduğum için, yani bu zamana kadar tüm süvarileri yaptığım için Chandra, Cengiz, Saladin bunların hepsi bende var. Aynı zamanda Jiang da var. 3 tane de süvari setim var. Yani 3 tane süvari oynayan bir süvari oyuncusuyum. Ona göre değerlendireceğim ama iki tane var oynayanlar için de bir değerlendirme yapacağım tabii ki de. Aktif skilline baktığımızda arkadaşlar tek bir hedefe vuruyor. Milletin de daha çok böyle gıcık olduğu taraf ne alan hasarı vuruyor ne de smite damage vuruyor. Yani herkes böyle Liu Qi çıktıktan sonra arkadaşlar böyle bir smite damage acayip yükseldi. Liu falan acayip böyle bir fark açtığı pozisyonları görünce. Ama yani yeni çıkan komutanlar Luce'yi aratmayacak güçte geliyor zaten. lüçenin şu an herhangi bir counter olmadığı için hala en güçlü komutanlardan bir tanesi. Hatta belki en güçlüsü eğer tam bir piyade mindset oynuyorsanız özellikle. o yüzden kolay kolay getireceklerini sanmıyorum. Oyun ne zaman bunu getirmeyi hissederse ne zaman işte bu normal deal demek demeçlerle falan bir e, farklılık yaratamadığını hissederse oyun o zaman getirir. Şu an için gelecek gibi gözükmüyor. Skilllerine baktığımızda 2400 aktif beceri vuruyor arkadaşlar ve de özellikle asıl Belisarius'un kullanılacağı açılardan bir tanesi düşmanın Rage'ini azaltıyor. Düşmanın Rage'ini her tür mesela ilk vurduğunda 50 azaltıyor. 2 saniye boyunca vuruyor yani 2 tur vuruyor. 50 50 öfke azaltıyor ilk başta. Eğer hedef kuşatılmışsa arkadaşlar ayrı bir debuff daha ekliyor. Bu debuff aslında Belisarius'un game changing yapabileceği özelliklerden bir tanesi. Özellikle ben da çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kuşatılmış hedefler hızlı öfke barı doldurduğu için bu komutanın aktif becerisi Surrendered yapıldığında işletilmesini istiyorsanız hızlı beceri atan bir komutanla kullanılması gerekiyor. Jiang bildiğiniz üzere 850 beceri gereksinimi ile bir beceri attığından dolayı arkadaşlar siz bir hedefi 5 orduyla kuşatsanız bile büyük ihtimal sizin Jiang'ınız her zaman o or ordudan daha hızlı beceri atacaktır. Benim tahminim bu yönde eğer bu şekilde çalışırsa işe yarayacağını düşünüyorum. Huo ile bu becerinin pek çok işe yarayacağını düşünüyor Tam Ho da mesela hızlı beceri atıyor. Özellikle ilk başta öfkesini aldığında bir 300 lira hiçbirine bir düşük bir beceriyle atıyor. Ee, orada belki işe yarayabilir. O da etkili olabilir. Veyahut da Zhang ve etkili olabilir. Joan ve Neski seçeneklerini siliyoruz bu açıdan. Ho'nun e, tam söylerken aklıma geldi bu İlk baştaki turda daha az beceriyle beceri attı. Her neyse arkadaşlar. Düşmana arkadaşlar bir debuff uyguluyor. Düşmana arkadaşlar öfke barını arttırıyor. Normalde bir kayla beceri atıyorsa düşman siz bu beceriyi kullandığınızda 1200 ile atmak zorunda. Bir de zaten bu skill kullandığınızda 50 50 öfke debuff'u vuruyorsunuz. Ama bence asıl debuff'u bunun 200 rage barını arttırmadan geliyor. Çünkü düşmanın öfke borusu varsa özellikle bir de vahşi daha falan kullanıyorsa bir turda kaybedici 50 öfke onun için çok sorun olmayabilir. Bir de alandan ordulardan da falan bir buff alıyor. Yani 50 rage buff kaybettiği düşman ölmez ama 200 rage buff kaybettiği düşman ölebilir. Bu eğer cycle'a oturtabilirseniz mesela 5 ordu vurmaya başladınız atıyorum Guan'a vuruyorsunuz. Özellikle Guan'ları falan mahvedebilecek bir skill olduğunu düşünüyorum. Çünkü Guan 3 tane hedefe sustur atabilecekken Belisarius bunu geciktirebilir, hatta attırmayabilir. Ya yani at, atar ama şey cycle'ı tutturamaz Guan. 5 tane ordunuzda vuruyorsunuz Guan'a diyelim. Jiang hızlıca becerisini atabilirse Jiang'dan sonra Belisarius'un da atması gerekiyor. Guan'dan önce atması gerekiyor. Bunun işte bunun test edilmesi gerekiyor. O yüzden test edilmek beklemek gerekiyor. Çünkü 5'li hedefte eğer bu skill'i triggerlayamayacaksanız bence çok etkisi olmayabilir bu aktif becerinin. Çünkü diğer cycle'lar bir şekilde kendini toparlayabiliyor. İlk cycle'ı yakalamak önemli. İlk cycle'ı yakalatmak önemli Belisarius'ta. 1K'dan 1200'e çıkarttığınızda arkadaşlar Jiang Belisarius vuruyor. Guan vuramadan sizin 5 ordunuz da becerisini kusmuş oluyor. Ondan sonra Guan hani becerisini çaktı diyelim zaten orada bir %30 barı gider. %30 bir canı gider. Zaten aktif becerisi de güçsüzlenmiş olur. Sonra Jiang çok hızlı öfke kazanacağı için tekrar bir şey cycle'ı oturtmuş oluyor. Tekrar bir rage debuff'a atmış oluyor. Bu şekilde bir cycle oturtabilirse eğer Jiang Belisarius veyahut da Hua Belisarius o zaman çok iş yapabileceğini düşünüyorum bu komutanın. Ama mesela şöyle olursa Mesela siz Jiang Belisarius kullanıyorsunuz veya Ho Belisarius kullanıyorsunuz. 5 ordu girdiniz Guan'a. Jiang mesela beceri atıyor ama Guan o sırada aktif becerisini atmış olup Belisarius'un skillini falan susturabiliyorsa veyahut da işte Liu kendi normal full Hilton'da becerisini çakabiliyorsa Belisarius sonradan bir rage debuff'ı ekliyorsa bu bizim bir işimize yaramaz. Çünkü zaten düşman ilk başta bir kale becerisini attıktan sonra bu debuff'ı aldığında 5 saniye işliyor bu debuff. Zaten düşmanın rage barı 8 saniyede falan dolacağı için 8 turda doluyor ortalama rage barları. Bu buff hiçbir işe yaramamış olacak. Yani ilk cycle'ı yakalayamıyorsa Belisarius bu buff'ın bence hiçbir anlamı yok. Yani ondan sonraki cycle'ları belki şansa bağlı tekrar yakalayabilirsiniz ama e, ikinci cycle'da dediğim gibi hiçbir anlamı olmuyor bu debuff'ın. Çünkü Liu Che mesela becerisini attı. Belisarius Belisarius sonradan vurdu diyelim. Liu Che'nin beceri doldurma buff'ı 1200'e çıktı. 1200'den tekrar mesela Liu'ya öfkesini üretirken 5 saniye sonra tekrar 1K'ya indi. Zaten 8 saniye sonra Liu'ya tekrar 1K yapmış olacak. Becerisini kusmuş olacak. Öyle bir pozisyonda etkili olmayabilir. İlk cycle'ı yakalamak önemli. Ben ilk başta bunun testine bakacağım. İlk sigili bu şekilde bir atlayalım. Ya bu arada bir kağıt üzerinden özellikle İngilizce bir şey çevirerek konuşunca ben böyle bir konuşamıyorum. Sürekli bir kesme oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın böyle bir sürekli bir laflar dönmüyor dilimde. Böyle bir saçma sapan e, marş diyeceğim merch diyorum falan bir şeyler diyorum yani saçma sapan. Orada bir kesilmiş oluyor tekrar almak zorunda kalıyorum. Bayağı da zaten böyle bu tarzda içerik çekmiyorum. Bunu üzerinden okuyunca bir sıkıntı yaşıyorum. Yani aklımdan kendim istediğim gibi konuşunca sorun olmuyor da bir şeyi okuyup tekrar anlatmaya çalıştığı sıkıntı oluyor. İkinci becerisine geçtiğimizde ikinci becerisi stats becerisi. %30 atak veriyor, %20 march speed veriyor. Bayağı fazla veriyormuşlar. Whenever this commander troops exit combat, ee, şeyden ayrıldığında, savaştan ayrıldığında %60 mars speed kazanıyor. Aynı şeydeki gibi normal Belisarius'un olduğu gibi. Ee, aynen bunu okuduk. İkinci becerisi normal bir beceri. Üçüncü becerisine geçiyorum. Umarım böyle gidiyordur. %10 e, az A skill demeye alıyorsunuz. Eğer diyor bir targete vururken %80 az cana sahipse yani düşman %80'den daha az bir cana sahipse %30 daha fazla skill damage veriyor. Bak bu da mesela önemli bir beceri. Ama Jiang'la kullandığımızda Jiang'ın çok fazla becerisi olmaz da Huo da mesela etkili olur. Yani Huo'ya bir %30 skill damage eklemesi çok etkili olacaktır. Ya Jiang'da da iş yapar her halükarda ama dediğim gibi güzel bir buff. %80'in altındaki bir hedefe bu buff'ın işlemesi de çok güzel. Önceden mesela Belisarius'un kendisinde %20'nin altındaki ordulara fazla bir buff alabiliyordu. Bu %80'den itibaren başlıyor. Zaten %80'e düşürme dediğiniz arkadaşlar ilk skillleri kustuğunuzda %80'e düşürüyorsunuz orduyuz. Yani bu skill gayet güzel çalışır. Ben bunu %30 skill demeyişi olarak sayabilirim. Çoğu zaman da işleyecektir o buff. %25 defans alıyoruz 4. skillden. Map üzerindeyken arkadaşlar %10 şansla ekstra bir 500 hasar çıkartıyorsunuz. Cooldown'u da 5. 2400 ile 500 buradan. 2900 bir aktif beceri hasarı var. Uzmanlık skilline geldiğimizde Roman Devotion. Ne diyor bu? Roma Deva De Devotion ne De ya. Devolüsten geldi aklıma neyse. Alakası yoktur büyük ihtimalle. Roma devri falandır büyük ihtimalle. Eğer target diyor e kuşatılmışsa bir bufflar alıyorsunuz. Bu bufflar arkadaşlar 3 trupsu olduğunuzda yani 3 orduyla vuruyorsanız ya da şey yanınızdaki ordular da vurabilir. %6 more damage alıyor. %6 e, tüm hasar debuff alıyor. 4 ordu tarafından kuşatılmışsa %9 daha fazla damage alıyor. 5 ordu tarafından kuşatılmışsa %12 daha fazla damage alıyor. Burada bir şey var. Increases the target damage based on the number of training drops. Burada sanki başka bir şey vardı ya. Burada değilmiş demek ki o. Velhasıl arkadaşlar ben Belisarius'un genel skill'lerine baktığımda Öyle çok kötü bir komutan olarak görmüyorum. Özellikle 3 tane suvar kullanan kişiler varsa. Yani benim gibi mesela ben 3. süvarimde ne yapıyorum? Jiang Honda yapıyorum mesela. Jiang Honda yerine Jiang Belisarius çok çok daha iyi iş yapacaktır. Yani çok daha fazla iş yapacaktır. Honda'nın mesela yavaşlatması var. 40 hata var falan filan bunları var. Ya Belisarius'un verdiği 2400 damage yani Honda'nın 2 katı. Honda çünkü 1250 mi öyle bir şeye düşüyor. Aynı zamanda bu Rage Cycle'ın oturması dediğim gibi çok önemli. Ben ilk başta buna bakacağım. Junk'la oturabiliyorsa arkadaşlar e, bence çok güçlü olacak bu komutan. Yani her beklenenin aksine alanda bence yok edecek bir komutanlardan birisi olacak. Daha doğrusu e, alanda düşmanı sekteye uğrasayacak komutanlardan birisi olacak. Çünkü 300 Rage Debuff'ı arkadaşlar öyle azım azımsanacak bir şey değil. Bir de Rage Debuff'ı normal işte şey değil sadece ilk bu 2 saniyelik Rage Debuff'ı gibi bir şey değil. 200 rage debuff'ı çok önemli bir debuff. Yani adamın barını arttırıyorsunuz. Yani bilmiyorum ben etkili olacağını düşünüyorum. İlk baktığımda benim Jiang'la mesela çok iyi bir pair olabileceği aklıma gelmişti. Jiang tabii ki her zamanki gibi hiçbir buff'ı olmadığı için hızlı hedef alınan bir komutan oluyor Jiang genellikle. Yani %30 atakla %25 defans Jiang'ı kadar tanklaştırır bilmiyorum ama en kötü Ho'yla kullanırız. Ho'nun şeyine bir bakayım mı? Tekrar. Şuna bir garantilemiş olayım. Evet. da arkadaşlar 850'ye düşürüyormuş. Evet. Ho da olur ya. Hani Ho da iyi gider. Yani Jiang William kullanırsın. Ho Belisarius kullanırsın. Ama hangisi daha önemli diye soracak olursanız. Şimdi komutanları peer ederken şunu düşünmeniz gerekiyor. Hangi komutanın ayakta kalması benim daha çok işime yarar. Benim William'ın ayakta kalması benim daha çok işime yarar. Çünkü William'ın verdiği buff benim için daha önemli. Beli servisinden daha önemli. Şimdi o yüzden iki tane ordu yani iki tane süvari ordusu kullanan insanların peylerine geleceğim. Mesela ben kendim Paul'la şeyi ayırmam. William'a ayırmam. Çünkü William'ın mümkün olduğunca hayatta kalmasını ve o aktif becerisini alana vurup e, çevresindekilere buff vermesiniz. %20 savunmayla ile 3 saniye mi 2 saniye boyunca da bir, ne bir şey veriyor. 50 öfke veriyor. Yani bunu ben her zaman almayı daha çok tercih ederim. O yüzden Jiang Belisarius giderim gidecek olursam. Şimdi iki tane süvarisi olanlara gelince. iki tane süvarisi olanlar için yapılmaya değmez bu komutan arkadaşlar. Bence Belisarius üç tane süvarisi olan kişiler için önemli. İki tane süvarisi varsa insanların özellikle yani şey bir alternatifi yok yani. Bir komutan düşündüğünüzde ya şimdi Joan'ın yerine koysanız diyeceksiniz. Joan hem alan vuruyor hem aktif becerisini iki kez çekiyor. Yani çok fazla bir alana hasarı kusuyor. Neski deseniz köpek gibi stansı var. Neski kolay kolay yani şey olmayacak olmayacakken metadan düşmeyecek bir komutan. Ho deseniz Ho da köpek gibi beceri hasarı çıkartıyor. Burada tek alternatif William'ı değiştirmek. Çünkü şu an en iyi peynir Neski, Joan, Ho William. Veyahut da işte birbirleri arasında değiştiriyorsunuz. William yerine Belisarius koymak mantıklı mı? İşte ben orada birazcık tereddüde düşüyorum. Sıfırdan yapıyor olsam. Beli servis yapmayı düşünebilecek durumdayım çünkü gelin bir becerilere bakalım. William'in neymiş da becerilerini okuduğumuzda bu arada William'da şu olayı ilk defa keşfediyorum. Beceri hasarını arttıran güçlerden yararlanamaz olayını. William bunu vurduğunda, ah durdu. Aynen doğrudan hasarlı ve ek hasarı kapsıyor. Yani düşmana şey aldırmıyor. Beceri hasarı, beceri damage'ini arttıran debaf, buff'lar aldırtmıyormuş. Bunu ben ilk defa görüyorum. Yani şu an için William'ı hiçbir zaman çıkartmayacağımı söyleyebilirim arkadaşlar. Şu çok önemli bir debuff'muş lan. Ben bunu yani bak kaç yıldır oynuyorum kaç yıldır William'ım da var. Gerçekten ilk defa rastladım. Çünkü bu açıklamalar yeni yeni gelmişti. Önceden böyle bir açıklama yoktu. Yani 3 saniye boyunca şey attırmıyorsunuz. Mesela atıyorum Züge'ye vurdum. Züge'nin mesela %20 mi? %20 bir e, skill damage bonusu var ya. Onu aldırtmıyorsunuz Türkiye'ye. Bu çok etkili bir şeymiş hakikaten. Her neyse kıyaslayalım bir Serius'la. William de bunu keşfettikten sonra yıllardan sonra. tam bir Rise of Kingdoms içerik üreticisiyim. Hem oyunu o yıllardır oynuyorum. William da böyle bir skill olduğunu yeni görüyorum. Saçmalık. 1500 e, skill var William'ın. Alana vuruyor. William'ın alan vurmasından dolayı 2400 DP kıyasladığımızda hani William'a alan vurduğu için ben bunu 2K'lık bir beceriye faktörüne bir evriltebilirim. Yani wordly işe yararlı 2K becerilik Belisarius'a göre. Belisarius'un bir tık önderliği var o konuda. William'dan %20 saldırı alıyorsunuz. %15 intikaliz arttırıyorsunuz. Ve de birlik bölgesinin dışındayken genellikle birlik bölgesinin dışında savaşırsanız bu arada %10'da tüm hasar alıyorsunuz. Saldırı olarak Belisarius'un saldırısı bir tık daha yüksekti. Yanlış hatırlamıyorsam %30'lu %10 atak daha fazlası var ama %10 tüm hasar. %10 ataktan kat kat daha iyi. William ikinci skillden öne geçiyor. Haritadayken tekrardan bir skill alıyorsunuz. Saldırı artışı alıyorsunuz. %30 saldırı artışınız oluyor. Ve de %10 ihtimalle hedefe fazladan doğrudan hasar faktörü vuruyorsunuz. 1k vuruyor musunuz? Hedefin etrafı sarılmışsa hedefin aldığı doğrudan hasarda bir 500 daha artıyor. Yani 1k artı 500 artıyor. Yani bu da Belisarius'un şuradaki skill'ini bayağı bir egal ediyor. %30'da saldırı veriyor. Bence Be William'ın skill'i burada daha iyi. Üçüncü skill'i de Belisarius'un skill'ini geçiyor. Şimdi bir de William'da böyle bir de buff var. Alan etkili becerisiniz. Yani şu aktif beceriniz alana vurursa eğer arkadaşlar. Yakınınızdaki 5 taneye kadar müttefik kıtayı arkadaşlar %20 savunma artışı kazandırıyorsunuz. Ve de e, kaç saniye boyunca alıyormuşsunuz öfkeyi? 3 saniye boyunca da 50 öfke alıyorsunuz. Yani 150 öfke kazandırıyor. 4. skillini neyle kıyaslayabiliriz? Şununla kıyaslayabiliriz ama ya yani şu birazcık eşit gibi. Yani çünkü bu gerçekten köpek gibi bir buff. Yani %10 e, az skill damage alıyor ve de %80 altındakine %30 skill damage fazla vuruyor. Yani ama William'ın bu becerisi bence yine daha iyi. Yani şu 3 beceride William yine öne geçti. William'ın uzmanlık skill'i şeyle şunu birleştiriyor. Yani William'ın uzmanlık skill'i yok. Belisarius'un öne geçtiği tarafta uzmanlık skill'i %12 all damage arttırıyor. O da ikinci beceriyi nötrledi diyelim. Yani William'la aralarında çok büyük bir fark yok. Ama William'ın aktif becerisini daha yeni keşfettim. <laughs> Şu beceri hasarını arttıran güçlerden yararlanamaz olayı. Yani 5'li komboda 2 süvarı kullanıyorsanız William hala daha iyi gidecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama 3 tane süvari kullanıyorsanız tabii ki de Honda, Bertrand, Justin gibi, Justinian gibi komutanların yerine Belisarius yapmanız çok daha iyi olacaktır. Benim yorumum bu şekilde. Komutanın kötü olduğunu düşünmüyorum. Ama dediğim gibi cycle oturtabiliyor mu? Yani 5 ordu bir hedefi sormlarken Belisarius yandan vururken arkadaşlar, daha hızlı beceri atabiliyorsa hedeften Belisarius çok güçlü bir komutan olacaktır. Ama atamıyorsa güçsüz bir komutan. Daha doğrusu William'ın daha çok tercih edilebileceği bu komutan. Eğer benim dediğim gibi çalışıyorsa, ilk başta anlattığım gibi çalışıyorsa, hedefin range barını gerçekten çok etkiliyorsa o zaman belki William'la bile yarışabilecek duruma gelir ama şu an için kağıt üstünde baktığımızda William'ın becerileri daha worth gibi gözüküyor. Ama 3 var oynuyorsanız kesin yapın. Jiang Belisarius bence her harikarda Jiang Honda'dan daha iyi gidecektir. Belisarius'a bu şekilde nokta koyuyorum. Tekrar incelediğimde ilk inceleyip baktığıma göre birazcık böyle e, hislerim daha da köreldi. Biraz daha kötü gözüyle bakmaya başladım ama çöp gözüyle bakmıyorum arkadaşlar. Okey gözüyle bakıyorum. Alanda aşur kullanıyormuşsunuz gibi bir şey ya. Hani mesela şu an boydaki aşur kullanılıyor ya. Yani boydaki aşur yerine Jiang Belisarius bence daha iyi gidecektir arkadaşlar. E, çünkü çok daha fazla beceri hasar faktörü var. Bir de debuff faktörü falan filan var. Yani Aşur'la kıyaslanabilecek bir komutan. Boydika Aşur Peyer ile kıyaslanabilecek bu komutan. Ya da Boydika Aşur biraz fazla mı karşı diye düşünüyorum şu anda. Böyle bir duraksadım. Hani ağzımızdan çıkan laflara da dikkat etmemiz lazım da. Hani onu da hemen bir doğrulayalım ya. Youtuber olmak ne kadar zor. Beceri hasar artışı 2300 hasar. Okçu saldırısı 30. Okçu savunması 30. Yani Boydika okey bir becerilere sahip. Ashur'a bakacağım şimdi bir de. Aşur'da Nebukad Nazar'ın bir tık şeyiydi. Hani üst versiyonuydu. ne dalan Aşur? Evet Aşur'a bakalım. 1500-2500. 20-20-15. Beceri hastalığı. Normal hastalığı hastalığı. Hmm. Evet Boydika Aşur bir tık daha iyi olabilir ya. Yani Jiang Belisarius Boydika Aşur'u kıyasladığımızda. Alanda gerçi Jiang Belisarius hızlı olacağı için belki daha iyi gidebilir de. Hani kağıt üstünde boydu Aşur daha iyi gibi gözüküyor. Tabi bunlar birebir vs atarsız. Jank Belisar her türlü döver ama mesele o değil. Alanda e, düşmanına düşmanı ne kadar eritebiliyorsunuz vs vs buna bağlı. Ama üçüncü bir okçu perinden Jiang Belisarius daha iyi olacaktır. Çünkü şu an en iyi okçu peyri Züge Herman, boyluk Aşur iki tane okçu da geçiyor. 3. Yani üçüncü bir okçu olarak ne konuşuluyor şu anda? Yani, onu da bilmiyorum da Nevukat Nazar falan konuşulabilir. Nebukat, Nebukat, Henry Nebu falan konuşulabilir. Henry Nebu bu veya da işte Nebu bu Artemis ya bu tip komutanlara göre Jiang Belisarius daha iyi olacaktır. Yani bir Peyrin herhangi bir üçüncü komutanından daha iyi şu anda. Yani Piyade'nin de üçüncü komutanından iyidir. Üçüncü Peyrin'den iyidir. Okcu'nun da üçüncü Peyrin'den iyidir. E, Suare'nin veyahut da Piyade'nin veyahut da Okcu'nun da ikinci Peyrin'den de iyi değil gibi gözüküyor bana. Yani şu an mesela piyadede nedir? Guan Sipio, Liuce, Alex'e bunların ikisinden daha iyi olacağını düşünmüyorum. Jiang Belisarius'un. Ama mesela siz abartıp Sargon Tarık gibisinden bir şey yapıyorsanız alanda ya da buna benzer bir şey ondan her türlü iyi olacaktır. Okçuda da dediğim gibi ne bu katına zarar Temse gibi şeyler kullanabiliyorsanız 3 okçu çıkacaksanız onda da yine okçunun 3. perinden iyi olacaktır. Yani 2 artı 2 artı 2 yapıp artık 7. ordu yaparsanız belki iyi olabilir. Veyahut da önceden benim gibi 3 tane süvari gittiyseniz yank varsa bir de elinizde ve de ekipmanları yapılıysa bir servis yapmanız gerekecek gibi gözüküyor. Tabii her şeyden önce bunlara testleri beklenmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü her zaman kağıt üstündeki gibi çalışmıyor işler. Bu videoluk bu kadardı. Umarım elimden geldiğince bir açıklık getirebilmişimdir. Ben de sizle beraber şu an ayrıntılı bir şekilde inceledim. Ayrıntılı bir şekilde kafamda düşündüm. Belisarius benim için okey bu komutan. Fullenmesiye değer bir komutan ama 3. süvari ordusu olanlar için